Teknik adam olarak unutulmazlar arasında yer alan teknik direktör Mustafa Uğur tarafından Kayseri'de 2018 yılı Mart ayında açılan Mustafa Uğur Futbol Akademisi Kayseri'de olduğu gibi çevre illerden de büyük ilgi görüyor. Futbolculuk kariyerinin ardından Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Boluspor, Karşıyaka, Adana Demirspor ve Malatyaspor gibi önemli takımlarda teknik direktörlük yapan ve son olarak da Sancaktepe Belediyespor'da profesyonel takım antrenörü olarak görev alan Mustafa Uğur, Kayseri'de kendi adını taşıyan bir futbol akademisi açtı. Mustafa Uğur Futbol Akademisi 2018 yılı Mart ayında açıldı. Mustafa Uğur Futbol Akademisi Kayseri'nin yanı sıra çeşitli illerden futbola meraklı çocukların büyük ilgi gösterdiği futbol akademisine veliler de çocuklarının hem eğitimi hem de sporu bir arada götürsün diyerek akademinin yolunu tutuyor. Burada gençlere futbolla ilgili taktik ve teorik bilgiler işinde uzman tecrübeli antrenörler tarafından veriliyor. Mustafa Uğur Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Zeki Akparlar da tesis ve akademi çalışmaları hakkında şunları söyledi. Birçok grubu var. Yaklaşık bu bir sezon içerisinde akademimize gelen öğrenci sayımız 3 aylık süreç içerisinde 1500 civarında. Tabii bunların içerisindeki yetenekli öğrencilerimize Mustafa Uğur Futbol Akademisi Erkilet Spor olarak lisanslıyoruz ve geleceğin sporcu adayları içerisinde antrenmanlarına devam ediyoruz. Bu grubumuz da bizim en özel gruplarımızdan bir tanesi. Yani temel taşları akademimizin. Bunların buradaki en büyük yaş grubu 2012, 2013, 2014 ve 2015 doğumlu öğrencilerimiz de var. Ama bunlar becerisi yüksek, bireysel özellikleri farklı. Gelecekte yetişip Türk futboluna ve Kayseri futboluna katkıda bulunacak öğrencilerimiz çok çok mevcut. İnşallah bu Mustafa Uğur Futbol Akademisi Erkilet Spor'un bunlar gelecekteki 10 yıl içerisinde en üst seviyeye çıkacak sporcular olarak gözlemliyorum. Ve bu doğrultuda da bunların haftada 3 gün çalışmaları var. Bu 3 günlük süreç içerisinde bunların bütün teknik becerilerinden tutun, bireysel idmanlar olsun, takım oyunları olsun, dar alanlar, şut çalışmaları, her türlü dokunuşları yaparak bunları belli bir seviyeye, belli bir süre içerisinde kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii biz bunları yaparken profesyonel Süper Lig takımlarına sporcu veriyoruz, altyapılarına bu süreç içerisinde milli takıma da veriyoruz ve bunların içerisinden de o tür milli takım ve Süper Lig'de oynayacak oyuncuların çokluğundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok önemli sporcular var. Kendileri yoğun bir şekilde, aileleri de çok ilgili, bizi tercih ediyorlar. Bu süreçte biz de onlarla ilgilenip
dokunuşlar yaparak üst seviyeye çıkarmaya ve sporcularımızı milli takım ve Süper Lig takımlarına hazırlamak için özen gösteriyoruz. Sivasspor'a daha önce 3 oyuncu verdik. Bunlardan 2005 doğumlu, önce bir tanesi 2004 doğumlu Oğuzhan Yalçın. Bir tanesi 2005 doğumlu Tahamet Balgüneş. Bir tanesi Emre Gökay, 2006'lı. Emre Gökay şu anda profesyonel imza attı ve Sivasspor A takımında idmanlara çıkıyor, 16 yaşında. Aynı zamanda da geçen sene o 16 milli takımında 11 maçı var ve bu sene de o 17 milli takımında 3-4 maçını oynamak için şu anda Budapeşte'de. Mustafa Futbol Akademisi'ne sıcak bakmasının nedenleri var. Artık bizim geçmişe yönelik sporculara yetiştirdiğimiz oyuncular belli. Süper Lig, Bankasya, 3. Lig ve 2B'de oynayan 35-40'a yakın oyuncularımız mevcut ve en son verdiğimiz oyunculardan bir tanesi, 3 yıl önce verdiğimiz Emre Gökay, Sivasspor Kulübü'nde 16 yaşında profesyonel oldu ve milli takım oyuncusu. Öyle olunca Mustafa Uğur Futbol Akademisi ve geçmişimize yönelik Zeki Akbarlar olarak bir referansımız var. Tabii o referansımızı biz iyi kullanıp, iyi sporcular eğitip ve bu sporcuları da o tür kulüplere vermeye çalışıyoruz. Bizim için tabii ki öncelikle Kayseri Spor'umuzu düşünüyoruz ama Kayseri Spor'un bakış açısıyla diğer kulüplerin bakış açısı biraz daha farklı değil. Çok 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 farklı. Şimdi Eren Akin'in Alanya Spor'a gidişi çok basit değil. Alanya Spor'un skatları Kayseri'ye 2 sefer geldi. Eren Akin ve ailesini bizleri oraya davet etti. O davet sırasında kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu Bey bizzat bulundu. Yönetim kurulu, A takım sportif direktörleri Mevlüt Han Çavuşoğlu bizzat Eren'i 9 yaşında yaklaşık 3 yıl önce izledi. 3 yıl içerisinde protokol yaptı ve bu oyuncuyu 3. bir kulübe vermemek kaydıyla protokol imzaladık ve Eren yaşı küçük olduğu için bizim burada antrenmanlara akademimizde devam etti. Sadece Alanya Spor'un turnuvalarına katıldı. 3 turnuvasına katıldı. 10'ar günlük süreçler içerisinde oraya gitti geldi ve çok özel bir oyuncu olduğunu gerek skautları, gerek yönetimleri, gerek altyapı hocaları biliyorlar ve Eren'le de çok özel bir şekilde ilgileniyorlar. İnşallah Eren bu sene annesi de oraya gidecek, ev tutacaklar. Kendisi kolejde okuyacak, eğitimini de orada sürdürecek ve Alanya Spor'un U14 akademiklik maçlarında başlayıp bu seneki milli takım seçmelerinde de Alanya Spor'dan inşallah gidecek diye Emre Gökay'dan sonra ümit bağladığımız en kıymetli oyuncularımızdan bir tanesi. Eren Akin'i Alanya Spor'un genç oyuncusu olarak, bir Kayserili olarak, futbola hizmet eden birisi olarak yetiştirdiğimiz diğer sporcular gibi Eren'i de öncelikle birinci basamak Süper Lig takımında oynarken görüp ondan sonra da milli takımlar ve hedefler Eren Akın ile ilgili çok büyük. İnşallah Allah yardımcısı olsun. Başarılar diliyorum kendisine. Eren hoş geldin. Antrenörün çok güzel şeyler söyledi ve Alanya yolcususun. Ne düşünüyorsun? Yani Zeki Hoca'yla 5 sene önce buluştuk. 2,5 sene beni üst seviyelere çıkartmaya çalıştı. Üst seviyelere çıkınca da profesyonel takımlardan 5-6 tane istekler geldi. Dediği gibi en uygun da Alanya Spor bulduk, olarak bulduk. Şimdi Alanya Spor'a doğru işte hazırlıklar başladı. Ailemle beraber Alanya Spor'a doğru yolculuğa başlayacağız yani. Ama bir ön olarak Alanya'ya gittin, orada oynadın, biraz kaldın. Oradaki havayı bize anlatır mısın? Turnuvalara ya, katıldı. Evet. Beraber turnuvalara gittik, şehirler gezdik yani beraber. Gerçekten takım arkadaşlarım olsun, hocalarım olsun gayet sıcakkanlı davrandılar. Gayet de güzel bir takım yani. Güzel bir atmosfer vardı. Tabii ki. Yani o atmosferi de beğendik. Öyle
Alanya Spor şeyimiz başladı yani. Evet, hocan milli takımla, biz de milli takımla ümitliyiz. Bir de senin ağzından duyalım bakalım. Hedeflerin, gelecek için ne düşünüyorsun? Çünkü hocan da söyledi, çok kıymetli olduğunu. Hepsi kıymetli ama sana ayrı bir değer verildiğini orada antiparantez belirtti. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi önümde milli takım seçmeleri var. Milli takıma seçilmek istiyorum gerçekten. Çünkü bu büyük bir basamak. Hani seçilirsem daha fazla yayılır. Hani daha da güzel olur. Emre abimin arkasından gidiyorum işte ben de. Emre Gükay. O da milli takıma seçildi. Evet. Emre abimin arkasından gidiyoruz işte. İdolün Emre abim. Yani. Doğru, tabii ya. Evet, aynı takip güzel. Ediyoruz. Evet. Aralarında 3 yaş var zaten. Evet. Emre 2006 doğumlu. Eren 2009 doğumlu. Bir sporcunun ailesi destek olmadığı zaman sporcu olması çok zor. Ailelerin desteği bir sporcu için mutlaka gerekli. İşte görüyorsunuz burada ailelerimizi, bütün veliler çok duyarlı ve çok istekli. Bütün 5, 6, 7, 8, 9 yaş grubu öğrencileri bütün velilerimiz getirerek burada güzel bir ortam var, gayet güzel. Kendileri de burada vakit geçiriyor. Arkadaş ediniyorlar, diğer çocukların anneleriyle, babalarıyla falan. Çok güzel bir ortam. Onu bunlar da çok iyi değerlendiriyor. Tabii yetiştirdiğimiz sporcular da akademimiz için çok büyük referans. İleride Eren Akın da bunlardan birisi olacak diye düşünüyorum. İnşallah bir gün ben de Emre abim gibi olurum. Buradaki küçük çocuklar da beni idol alır. Sadece Süper Lig değil, daha üst liglere, daha üst takımlara da hani hayalim var, hedeflerim var. İnşallah bir gün iyi bir futbolcu olurum. Televizyonlara çıkarım, goller atarım. Hedefim bu.